Onları altından ırmaklar akan cennetlere sokacak. Onları teyit ettiği kimselerdir. Onlar orada ebedi kalacaklar. Allah onlardan hoşnuttur. Onlar da Allah'tan. İşte Allah'ın fırkası bu fırkadır ki iyi bilin ki umduğuna onlar erecek, muvaffak olacak. Yani fırka Allah'ın fırkasıdır. Mücadele 22. Uhud Savaşı'nda Hazreti Ebubekir anlatıyor. Uhud günü halk Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanından dağılıp uzaklaştıkları zaman ben onun yanına yetişenlerden ilkiydim. Arkamdan birden kuş gibi birisinin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına erişmek istediğini gördüm. O da Ebu Ubeyde bin Cerrah idi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mikferinin halkalarının ikisinin iki şakağına, yanaklarına battığını görünce Ebu Ubeyde bana, senden Allah aşkına benimle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin arasından çekilmeni ve halkaları çıkarma işini bana bırakmanı rica edeceğim dedi. Halkalarından birini ön dişleriyle çekip çıkarırken bir dişi çıktı. Sonra öteki yanağına baktı. Bana yine aynı şeyleri söyledi. Halkalardan ikincisini ön dişleriyle çekip çıkarırken ikinci dişleri de düştü. Bunun için Ebu Ubeyde'nin iki dişi eksikti. Hazreti Ayşe radıyallahu anha şöyle anlatır. Uhud savaşından bahsedilince Ebu Bekir radıyallahu anh o gün Talha'nın günüydü der ve sonra anlatmaya başladı. Uhud günü Resulullah'ın yanına ilk dönen bendim. Allah yolunda ve Resulullah uğrunda savaşan bir adam gördüm. Her yerde onu görüyordum. Çok cesurdu. Kendi kendime ben fırsatı kaçırdım. Sen bir şeyler yap Talha dedim. Böyle kahraman birinin kavmimden bir adam olmasını istiyordum. Yine müşriklerin içinde savaşan tanımadığım bir adam gördüm. Resulullah'a ondan daha yakındım. Çok süratli koşuyordu. Ben ise onun kadar koşamıyordum. Yaklaştığımda onun Ebu Ubeyde bin Cerrah olduğunu gördüm. Resulullah'ın yanına vardık. Dişleri kırılmış, yüzü yaralanmış, yanağına mikferin halkalarının ikisi saplanmıştı. Resulullah yaralanmış bulunan Talha'yı kastederek "Arkadaşınıza yardım ediniz." buyurdular. Onun söylediğine pek aldıramadık. Ben peygamberin yüzündekileri çıkarmak istedim. Ebu Ubeyde "Bana bırakmazsan sana hakkımı helal etmem ya Ebu Bekir," dedi. Ben de ona bıraktım. Resulullah'a ızdırap vereceği için eliyle dokunmak istemedi ve ağzıyla çıkardı. İki halkadan birini çıkardığında halkayla beraber Ebu Ubeyde'nin bir dişi de düştü. Ben de onun yaptığı gibi yapmak istediğimde Ebu Ubeyde "Bana bırakmazsan hakkımı helal etmem ya Ebu Bekir," dedi. Birincisi gibi ikinci halkayı da çıkardı. Halkayla beraber bir dişi daha düştü. Ebu Ubeyde dişi kırılanların en hayırlısıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yarasını sardıktan sonra çukurlardan birine düşmüş olan Talha bin Ubeydullah'ın yanına vardık. Talha 70'ten fazla mızrak, ok ve kılıç yarası almış, bir de parmağı kesilmişti. Onun durumuna da çok üzüldük. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hicri 17. Recep ayında Nahle seferi için Ebu Ubeyde'yi göndermek istedi. Fakat Ebu Ubeyde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den ayrılacağına dayanamayıp ağlamaya başladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu yüzden onu göndermekten vazgeçti. Onun yerine Abdullah bin Cahş'ı gönderdi. Ebu Ubeyde bin Cerrah, Süfülbahr Habbat seferine katıldı. Hicretin 8. yılında bu sefer vuku bulmuştur. Bu sefere Süfülbahr yani deniz sahili ve Habbat gazvesi denilir. Sefer sırasında askerler açlıktan ağaç yaprakları yedikleri için Ceyşül Habbat yani yaprak askerleri denildiği vardır. Habat, lugatta silkilmiş yapraklar demektir ki, kurutulup un gibi inceldikten sonra, un veya başka bir şeyle karıştırarak, su katıldıktan sonra develerin ağzına dökülürdü. Habat,
deniz sahilinde Kabeliye nahiyesinde Cüheynelere ait bir yer olup Medine'ye 5 günlüktür. Kabeliye'de Cüheynelerin Beni Arek kabilesine ait bir dağdır. Peygamberimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Rebi'ül Evvel ayında Ka'b bin Ümeyr'in başkanlığı altında 15 kişilik bir davet ve propaganda birliğini Şam topraklarından Zat-ı Atlah'a göndermişti. Zat-ı Atlah'ta oturan halk Kudaallardandı ve Sedüs adındaki bir liderin idaresi altındaydılar. İslam propaganda birliği Zat-ı Atlah'a vardıkları zaman orada pek çok halkı toplanmış bulmuşlardı. Beni Kudaalar üzerinde gelerek Müslümanları ok yağmuruna tutmuşlar ve hepsini yere sermişlerdi. Beni Kudaalar'ın bu tutum ve davranışları Peygamberimize çok ağır gelmiş, onlara askeri birlik yollamaya niyetlenmişse de başka bir yere çekip gittiklerini haber alınca onları kendi hallerine bırakmıştı. Mute Savaşı'nda düşmanın 200 bin kişilik ordular topluluğunun yarısını teşkil eden yardımcı Arap askerler arasında Behra, Beli, Belkain gibi kabileler de Kudallardan idiler. Amr bin As'ın Cumadiyel Ahiriye ayında Zat-ül Selatil'e geldiğini işitince bunlar da etrafa dağılmışlardır, ele geçirilememişlerdir. Habat, Sıfılbahar'da Kuda kabilesinden Beni Cüheynelerin yurdu olup Kureyş ticaret kervanlarının Şam yolu üzerindeki uğrak yerleriydi. Peygamberimiz Ebu Amirul Eş'ari'yi bir vazifeyle Şam'a göndermişti. Ebu Amr dönerken Mute'ye uğrayıp yapılan savaşa şahit olmuş, Medine'ye gelince durumu Peygamberimize haber vermişti. Peygamberimiz Kureyş müşriklerinin Şam'dan yiyecek vesaire yüklü ticaret kervanının gelmekte olduğunu ve Beni Cüheynelerin yurdundan geçeceklerini haber almış bulunuyordu. Buna göre Beni Cüheynelere gönderilecek askeri birliğin iki vazifesi vardı. 1. Beni Cüheyneliler ile çarpışmak. 2. Kureyş kervanını Beni Cüheynelere karşı korumak. Bu sefer de Müslümanların kervanı ele geçirmek gibi bir gaye güdemeyecekleri açıktır. Çünkü Hudeybiye'de Kureyş müşrikleriyle yapılmış olan mütareke ve muahade yürürlükteydi. Ve buna aykırı hareket edilmesi düşünülemezdi. Gerçi Hudeybiye'de Kureyş kervanını korumak vazifesini Müslümanlara yüklüyor değildi. Fakat Kureyş kervanını İslam düşmanı Cüheynel'e karşı korumak ve onların eline düşürmemekle düşmanın güçlenmesine meydan verilmemiş ve dolayısıyla Kureyşlilere iyilik edilmemiş olacaktı. İşte bunun için olmalıdır ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Sıfılbahre göndereceği birliğe Kureyş kervanını gözetecektik demiştir. Peygamberimiz Sıfılbahre doğru göndereceği askeri birliğe Ebu Ubeyde bin Cerrah'ı kumandan tayin etti. Peygamberimiz muhacir ve ensarla karışık olan 300 kişilik birliği deniz sahilinde Cüheynelerden bir kabileye doğru yola çıkardı. Bunların 310 küsür kişi oldukları da rivayet edilir. Ve mücahitlerin içinde Hazreti Ömer gibi insanlar da bulunuyordu. Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Allah'ın Resulü bizi keşfe gönderdi. Ebu Ubeyde'yi de başımıza kumandan tayin etmişti. Bir Kureyş kervanı ile karşılaşacağımızı umuyorduk. Bir dağarcık hurma da azığımız vardı. Bunun dışında hiçbir şeyimiz yoktu. Ebu Ubeyde her defasında bize birer hurma ile sabahtan akşama kadar idare ediyorduk. Bazen de ağaç yapraklarını toplayıp su ile ıslatarak yiyor, böylece karnımızı doyuruyorduk.